O yüzden geçen gün biz burçlara da bildiğimce bir gün... Bugün yemek bugün usta Esra hazırlıktı. Da, Esra günaydın. Günaydın Esra. Bugün... Sağ olun. Bugün aslında bildiğimce biz programa başlamadan önce dedi bugün sürpriz bir şey hazırlamışım. O da burcular ve alakası yemekle, olacak. Tamamen tesadüf olduk konulardan. Aynen. Acayip uyuştu yemek aynen. Var. O zaman dinleyelim bakalım acaba hangi burç hangi yemeği fazla sever ve ne yemeği sevecek? Tabii ki de. Evet, ekran başında bizi izleyen değerli ve aziz izleyicilerimize günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz efendim. Saat öğlene geçmek üzereydi. Yani biraz insanlar acıkır şu anda. O yüzden gelin siz biraz daha fazla acıktırağın. Burçlar neler severler, hangi yemeği en fazla tüketirler? İlk burçumuz olan Koç burçlarıyla devam edelim. Koç burçlarımız en sevdiği yemekler deniz ürünlerdi. Diyoruz yani denizden babalar çıksa yerler. Yani balık olsun ne bileyim. Yani denizde bulunan bütün her şeyi çok çok derecede severler. Ve onun yanında da dolma onlar için olmazsa olmazdı tabii ki de. Bir de boğa burcuna geçmeden önce size ufak bir bilgi de yani aktaralım. Burçlarımız bizim iki yöne ayrılı yemek konusunda. Var bekler yani yemek tamamen düzüldü, bitti, sofra tamam oldu. O zaman başlar yemeğin yer. Var da hemen yaptıkça yemeği o an atıştır ya da yer bir şeyler. Bu yüzden burçlarımız iki yöne ayrılı. Koç burçlarımız hangi yönlendi diye sorarsanız, koç burçlarımız bekler yemek bitti, düzülü. Tamamen ihtişamıyla her şey tamamdı. O zaman başlar yemeğin yer. Yani sabır eder. Ta ki yemek olana kadar. Boğa burçlarımız ise genelde vejetaryandılar. Yani kendim de aynı böyleyim. Genelde et ürünlerinden biraz fazla uzak, fazla tüketmeyerek sebze şeyler daha fazla dikkatimi çeker ve daha fazla severek. Onun yanında da çorba, salata gibi yiyecekler acayip derecede severler ve tüketirler. Onun yanında da kahvaltı tarzı yemekler pek severler. Zaten ben de gün içerisinde sanırım her öğünde çay falan çok az derimde tükettim, içim. Yani o yüzden burcun da etkisi üzerimizde çok çok büyüktü. İkizler burcumuz ise ikizler için şunu diyebilirler. Hani bazı programlar yaparlar ya, bazı komşular da kendileri aralarında bu şey yaparlar. Haftanın 7 günü herkes birbirinin evine gider. Kimin yemeği iyiyse altını o kazanır. Yani yarışma ederler aralarında. Bu tam da ikizler burcuna uygun bir şeydi. Çünkü ikizler burcu da haz eder. Yemeği yesin ve yani tartışsın da o yemeği nasıldı, nasıl dergi. En fazla da börek tarzı yemekler çok çok severler. Yengeç burçlarımız ise yengeç dediğimiz an kırılgan, hassas bir mide demektir. Zaten geçen bölümlerde de anlatmıştık size. Yengeç burcu demek midedir, mide bölgesini yönetir. O yüzden daima kırılgan ve hassas olduğu için de üzüntülü olduğu anlar yemeğe saldırır. Acayip derecede yemek yer. O yüzden en sevdiği yemekler ise şeylerdi, börekti. Onun yanında et ürünlerinde fazla tüketirler. O yüzden yengeçler fazlasıyla üzüntülü olduklarında yemek tüketirler. Genç yaşlarda değil ama yaşı ilerledikçe light yemekler başlar tercih etmeye. Yani şekersiz olsun, tuzsuz olsun veya yağsız olsun. Bu gençler için geçerli değil ki sadece yaşlı yengeçlerimiz için geçerlidir. Onun yanında da aslan burçlarımız, ihtişamlı aslan burçlarımız bekler ki sofra tamamen dizilsin, her şey hazır olsun. Hatta sofrada mum bile kullanabilirler. O derecede isterler özenli ve ihtişamlı olsun yedikleri yemek. O yüzden en sevdiği yemekler ise ağır ürünlerde. Kebap olsun, döner olsun, mantı, köfte gibi yiyecekler tam aslana uygun yemeklerdi. Başaklarımız ise titiz başaklarımız yemek konusunda pek de titiz değiller. Ne olsa yerler. Yani ne olsun mesela dolma olsun yerler, pilav kısımlar yemekler olsa yerler. Yani bu gibi yemekleri yemek çok çok severler ve diğer yemekler de severler. Dediğimiz gibi titiz dögü her şeyi yiyebilirler. Akrep burçlarımız ise, akrepler ise en fazla tükettikleri şey pilavdır. Pilavı aşırı derecede severler. Sushi'ni de çok severler. Neden? Çünkü içinde pilav bulunduğu için. Yani pirinçli yemekler fazlasıyla tüketirler. Yay burçlarımız ise, yaylar genelde boğalar gibi vejetaryen burçlardan bir tanesi. Ete fazla yakın değiller. Genelde sebzelere fazlasıyla yakın olan burçlardan bir tanesi de ve deniz ürünlerde kullanırlar. Koç burcu gibi olmasalar da bunlar da biraz yani deniz ürünleri gibi yemekleri tüketebilirler.
Oğlak burçlarımız ise oğlaklar da aynı şekilde lahmacun severler. Onun yanında kebap gibi yemekler tüketmeyi çok severler diyebilir. Kova burçlarımız ise kovalar fazlasıyla İtalyan mutfaklarına fazlasıyla düşkündüler. Yani pizza severler, pide severler ve ya akla gelmeyen bazı yemekleri kendileri mutfağa girip üretirler ve onları seve seve yerler. Yani garip bir tarzlar vardı kova burçlarımızın. En son burcumuz olan balık burçlarımız. Balıklar ise en sevdikleri yemekler aynı şekilde sandviç tarzı yemekler severler, atıştırmalı. Dediğimiz gibi zaten burçlar iki yöne ayrılı diye. Yani balıklar da yengeç burçlar dahi olmak üzere yani beklemezler yemek düzülsün, sofra tamamlansın. Atıştırırlar, yaptıkça veya gördükçe o yemeği atıştırırlar. Bugün hissettik size biraz fazlasıyla acıktırdık. O zaman yemeklerimiz hazırlayın ve şimdiden herkese de afiyet olsun diyoruz. Bugün de burç köşemizden bu kaderdi. Önümüzdeki günler farklı bilgilerle sizlerle olmak ümidiyle mutlu kalın, yıldızınız bol olsun efendim. Yani afiyet olsun olsun da az o sağlık ama varsa olsun. biz çok aç olduk gerçekten yani burçlarla ilgili yemekler çok. Aslında doğru bir şeydi. Ben fazla deniz yemekleri çok severim. Deniz balık, midye. Bu şeyleri çok severim. Buna inandım ben indi. Sen inandın mı? Doğru. Memçi yani biraz bana ters geldi bilmiyorum. Yaş aldıktan sonra yani bu sizi pek ilgilendirmiyor. Yok yaş aldıktan sonra demedim. İlk konunu ki başladık o zaman. Ne diyebilirim şu an? Sandviç tarzı severler yemeği, börek falan, et ürünlerini de severler yani aynı şekilde. Hiç böyle börek falan hiç sevmem doğrusu bilmiyorum. Sen burcuda hep senin bir sorun var. Burcuda sorun yok. Ben şimdi özüm başka bir yok değişme yani. O zaman sen her insan bazen kendi burcunu temsil etmez. Tamam şimdi ben diyeyim ben boğa burcuyum. Nevin Hanım koç burcudur. Şimdi bunun bir de benim burcumuz biraz yani uyuşur birbiriyle. Ama baktı ki uyuşmur dediler ya veya da çıkmır tutmur. O zaman sen fazlasıyla yükselen burcuda etkilensen. Yükselen burcu ne deyirse onda çıkar. Aynen çünkü her zaman her ne diğer gözle program çıkışı o zaman ben hesaplayayım bir yükselen burcu ona göre artık ilerle. Onda günlerde beklerim. Ya sen burçların konuların değişeceksen bana göre ya ben burcum değişeceksen. Yani, o hiç değişilmez. Önce hesaplarım koz yani bakalım. Belki yengeç burcuysan yükselen o farklı bir burçtu. Onun dediği tam olarak sende çıkar. Bu da doğru bir şeydi. Yükselen evet. Etkisi gerçekten büyük. Aslında güzel seçmiş bugün konuları. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel konulara dahil oldu.